Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Yani bir sürü olumsuzluk yanında bazı olumlu şeyler de var ama bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temsilcisi olimpiyatçılarımızın sokuldukları hallerle ilgili konuşmak istiyorum. Evet, olimpiyatlarda ciddi bir şeytanın temsilcileri orada LGBT şovu yaptılar. Orada kendi fıtratına göre bir tavır ortaya koydular. Ama biz bir Moğolistan gibi olamadık. Gerçi bizim milli kıyafetimiz kalmadı. Batılı kıyafetleri aldık, benimsedik, onları giyiyoruz. Bunları da çok tartışmak istemiyorum ama geçmişte yapılmıştı. Birazcık daha modern şalvar, cepken falan bir şeyler olabilirdi belki. Onları bile konuşmayalım. Bir eşofmanla bile gitseydi bizim milli sporcularımız çok daha düzgün bir kıyafette gitmiş olurlardı. Bir pijama gibi efendim bir kıyafette, üstelik herhangi bir şey anlatmıyor gibi gözüküp aslında kendi içerisinde bir takım mesajlar ihtiva eden kıyafetler olduğunu görüyoruz. Onların geçmişte İsrailiyatı temsil eden renkler olduğunu ve daha önce Holokost'u anmak için onları bazı programlarda kullandıklarını da İsraillerin, Yahudilerin gördük. Sonuç itibariyle yani o renklerin kullanılmış olması, arkasında bir marka var yok, o ayrı bir tartışma konusu. Bir markanın olmuş olması, neden o markaya verilmiş olmasının başlı başına bir soru işareti olarak karşımıza getirir. Ama diğer taraftan da bu kadar estetikten yoksun, bu kadar mesajdan yoksun, bu kadar çirkin, ucube bir kıyafeti Mete Gazoz'a nasıl giydirirsiniz? Bunu ben sorarım. Bizim milli renklerimiz, kırmızı beyazımız varken niye İsrail renkleri tercih edilir? Bunun sorumlusu kim arkadaşlar? Birisi çıksın bana bir açıklasın. Yani bunu Gençlik Spor Bakanlığı mı, Olimpiyat Komitesi mi, Cumhurbaşkanlığı mı, kim? Türk milletinden daha büyük olduğunu bir şekilde mesajla bize anlatmak isteyen birileri var burada. İsrail'in bayrağının renklerini koyuyorlar bizim sporcularımıza. Onlar da bunu giyiyorlar. Ve bunu kimse denetlemiyor mu? Türk milleti adına hiç kimse buralarda yok mu? Herkes mi Yahudi'ye hizmet eder arkadaş ya? Herkes mi bu kadar aymazlık içerisinde olur? Allah aşkına yani... Kesin Cumhurbaşkanımız bir şekilde bunları gördüyse ağızlarının payını vermiştir ama iş işten geçtikten sonra ne fayda? Yani değil mi? İşten geçmiş. Orada mesajlarını vermişler bu İsrail'in elemanları. Ondan sonra da biz ne konuşuyoruz? Yani elbette şimdi eleştireceğiz ama o süreç açısından bakıldığı zaman bunun kabul edilebilir bir tavır olmadığında söylemeliyiz, tepkimizi göstermeliyiz. Nasıl LGBT savunucularına, o sapkınlara tepkimizi gösteriyorsak, bunlara da tepkimizi göstermek durumundayız. Hiç kimse Türk milletinden büyük değildir. Türk milleti adına orada bir takım kararlar veriyorlarsa, olimpiyat komiteleri varsa böyle bir komite, efendim Gençlik Spor Bakanlığı'nda birileri bu konuda bir aymazlık içerisindeyse, Cumhurbaşkanlığında birileri bir aymazlık içerisindeyse bunlara hesap sorulmak zorundadır. Böyle bir düşürülen durumun kabul edilebilmesi mümkün değildir. Yani bizim Türk milletinin, oradaki temsilcilerimizin en azından Türk milletine yakışır kıyafetlerle oralara gitmesi gerekirdi. Ay yıldızlı bayrağımızın bir şekilde orada temsil edileceği bir kıyafet seçilebilirdi. Daha farklı kıyafetler seçilebilirdi. Yani İsrail rengi, mavi beyaz bir renk orada seçilmiş olması. Yani siz kabul edebilir misiniz? Ben herhalde bu yayını izleyen hiçbir dostumuzun, arkadaşımızın, kardeşimizin, abimizin, ablamızın bunu kabul etmeyeceğini düşünüyorum. Yani oraya gittiğiniz zaman orada bir görsellik olması lazım, bir temsiliyet olması lazım. Bunların hiçbirisinin olmadığını üzülerek görüyoruz ve bunu da kabul etmiyoruz, kabul de etmeyeceğiz. Buna siz de tepki göstermelisiniz. Aradan 2-3 gün geçti ama bundan sonraki süreçte de hiç kimse böyle bir tavırla cesaret edemesinler. Bugün olimpiyatlarda bu renklerle birileri arıza endam ettirdi bizim sporcularımıza. Yarın bir gün başka bir uluslararası temsilde ya da başka bir programda bunları yapabilirler. Bakın
çeşitli zamanlarda okullardaki çocuklarımıza LGBT bayrakları ya da renkleri arkasında bir takım programlar yaptırıyorlar. Bunu bilinçli olarak öğretmenlerin tek tek zihinlerini bir şekilde ifal etmişler ve okul yönetimleri de bunu görmüyor. Milli eğitimin okullarda dahil olarak buna seyirci ve sessiz kaldılar yıllarca. Son dönemlerde bir takım tepkiler gelişiyor. Ama bizim elimizdeki renklerini, elimizdeki gökkuşağını alıp birileri bunu sembol olarak kullanıyorlar. Ve bu temel olarak insanlığın fıtratına karşı bir savaş açma durumudur. Bu savaş açanlara da bir şekilde bir tepki göstermek durumundayız. Bu bugünün meselesi değil. Dünün de meselesiydi. Yarının da meselesi olacak ama daha çok yarının meselesi olacak. Bunu net olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bundan sonra siyaset üretilirken ana gündem maddelerinden birisinin bu LGBT yaklaşımı olacağını da söylemek durumundayız. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum hepinize. Bu konudaki yorumlarınızı, özellikle yorumlarınızı merak ediyorum. Kıyafet konusunda, bu tür semboller konusunda. Biliyorsunuz bu İsrailiyat hep ezoterik sembollerle, ezoterik bir takım mesajlar verir üstü kapalı olarak. Ve onlar birbirlerine bu mesajı verirken bir şekilde bir yerlere de selam çakarlar. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir şekilde bunlardan daha büyük olduğunu, daha güçlü olduğunu hissettirmeliyiz ve bu noktada da hassasiyetlerinizi siz de dile getirirseniz sevinirim. Yorumlarınızda da bunları ifade ederseniz, eklerseniz yine sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilseniz, abone olursanız da mutlu oluruz. Selam, saygı ve sevgilerle. Hoşça kalın efendim.